Destur! Haseki Hürrem Sultan Hazretleri! Eyvahlar olsun. Kendisine yardım etmek istedim hünkârım. Ancak Hürrem kabul etmedi. Vaziyeti öğrenince derhal borcu kapattım. Karşılığında da elinizdeki bu evrağı aldım. Hürrem'in mührünü görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Nasıl böyle tedbirsiz davranabilir? Savaş halinde olduğumuz Venediklilere nasıl borç senedi verir? Mevzu bahis olan hanedanımızın itibarı. Size eşkıyalar saldırdı ve sen bunu Hürrem'in yaptırdığını mı söylüyorsun? Başka kim olabilir ki? Hususi olarak bu evrağı sual ettiler. Gülfem şahit. Doğrudur hünkârım. Zaten başka bir şey almadan çekip gittiler. Sultanım. Raquel Hatun, ne cüretle bana oyun oynarsın? Hı? Ben oyun falan oynamadım sultanım. Raquel Hatun, daha fazla yalan söyleme bana. Belli ki Şah Sultan seni satın almış. En başından beri beni tuzağa sen çektin. Paraların çalınması. Sonra bu hatunu tavsiye etme. Sultanım ben... Eğer buradan sağ çıkmak istiyorsan bana doğruyu söyle. Şah Sultan'a hizmet ediyorsun öyle değil mi? Yemin ederim ben bir şey yapmadım sultanım. Ama... Ama ne hatun? Söyle! Signora Portia, Şah Sultan onu tehdit etmiş. Çok korkmuştu. Bana ne yapacağını sordu. Ben de sizin yanınıza gelmesini söyledim. Hürrem Sultan seni koruyacaktır dedim. Raquel Hatun, bunu şimdi mi söylüyorsun? Ama ben zaten geldiğini düşünüyordum sultanım. Belli ki Şah Sultan'ı tercih etmiş. Sümbüla, o hatunu bana bulun. Her ne deliye sakladıysa bulup çıkarın. İkisi de Şah Sultan'ın aleyhinde şahitli gelecekler. Söyleyeceğim başka bir şey yoksa çekilebilirsin. Sen de Gülfem. Hepsi bu kadar hünkârım. Bağışlayın. Bunları anlatıp sizi üzmek istemezdim. Fakat hakikati bilmeniz lazımdı. Hünkârım, en güvendiğim adamları yolladım. Civarda tahkikat yapıp eşkıyanın izini sürecekler. Alkaçoğlu, derhal payitahta git. Hürrem Sultan'ı al ve buraya benim yanıma getir. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım. Thank you.
yaptınız Sümbül? O Venedikli hatunu buldunuz mu? Maalesef sultanım, yer yarıldı, içine girdi sanki. Belli ki Şah Sultan'la işbirliği etmiş. Onun mutlaka bulunması lazım Sümbül. Bizden eve hiç kimse ulaşmayacak ona. Merak buyurmayınız sultanım. Düz günahı her yerde arıyor. Bilhassa limanlar tutuldu. Elbet bulacağız inşallah. Göreceğiz. Şimdi beni yalnız bırak. Düşünmem lazım. Ne kıvranıyorsun sen? Vali Bey geldiler. Sizi bekliyorlar. Sultanım. Makulçulu hoş geldin. Mühim olduğunu söylemişsin. Hünkârımız ve şehzadelerin afiyetidir inşallah. Saatleri yerinde sultanım. Sultanım. Sizi Edirne'ye götürmek üzere emir aldım. Ne demek bu? Bir malumatım yok sultanım. Hünkârımız derhal sizi görmek isterler. Madem öyle, ben hazırlanayım. Sizi tebrik ediyorum sultanım. Her şeyi düşünmüşsünüz. Maşallah. Yalnız bir şeyi unutmuşsunuz. Hürrem'in zehirli dili. Bu defa kendini müdafaa edecek hiçbir şey yok elinde. Olmasına ne hacet? Hünkârımızın ona karşı olan hisleri herkesin malum. Yıllar evvel bir ok misali saplanmış kalbine. Alnımın yazısı kadar sabittir ki dünya durdukça bu değişmez. Nasıl laflar bunlar? Siz kimden yanasınız? Mazi ortada sultanım. Hürrem Sultan mutlak suretle bir yolunu bulur, bu beladan da alnının akıyla sıyrılır. Siz de hünkârımızın gözünde Hatice Sultanımızın vaziyetine düşersiniz. Vesselam. Bir mezar gördüm. Mezarın başında bir hatun vardı. Yüzünü görebildiniz mi sultanım? Hatunu biliyorum. Ertesi gün çağırdım yanıma. Ona mezarın yerini bilip bilmediğini sual ettim. Lakin hiçbir şey bilmediğini söyledi. Yüce Rabbim dualarınızı kabul edip size doğru yolu göstermiş sultanım. Bu hatun her kimse size yalan söylemiş. Biliyor musun? Hiç şüpheniz olmasın. Sizi merhum paşa hazretlerinin mezarına götürecek kişi o. Destur! Mirimal Sultan hazretleri. Sultanım. Malkoçoğlu, döndün demek. Döndüm sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Hakikaten nasıl olduğumu merak ediyor musun? Yoksa bu sual nezaketen mi? Aylardır aklına bile gelmedim, öyle değil mi? Oysa benim seni düşünmediğim tek bir gecem bile geçmedi. Tabii bu senin umurunda bile değil. Sultanım, emin olun ne yaşadığınız, neler hissettiğiniz benim için hayli mühim ve kıymetlidir. Sizi üzmek istemezdim. Sultanım. Mişima, sen Bayezid'le önden gideceksin. Biz de Cihangir'le arkanızdan geleceğiz. Sultanım bağışlayın.
Fakat hünkârımız yalnızca sizin teşrifinizi buyurdular. Neden biz gelmiyoruz? Mirşimas'ın kardeşlerini alıp saraya dön. Afife Hatun, haremde evlatlarım da sana emanet. Aklınız kalmasın sultanım. Bize atala kadar olacağım. Zümbü. Sultanım. Zümbüla, sen burada kal. Evvela neler olduğunu öğreneyim. Sonra irhal çaresine bakarız. Emrinize amadeyim sultanım. Sultanım. Bir an evvel çıkmamız lazım. Mihrim'e kardeşlerinin yanından ayrılma. Ben hünkârımızla birlikte döneceğim. Gel. Sultanım. Geldiğin iyi oldu Nigar. Ben de seni görmek istiyordum. Haberi aldınız mı yoksa? Ne haberinden bahsediyorsun? Hürrem Sultan. Hünkârımızın emriyle Edirne'ye gitmek üzere yola çıktı. Üstelik yalnız. Anlaşılan Şah Sultanımız muvaffak oldular. Bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Orman havası alıp hünkârımızla birlikte dönecektir. Şah Sultanımız her şeyi düşündü. Bu kez o kadar kolay değil sultanım. Göreceğiz. Siz beni neden görmek istediniz sultanım? Sen bana neden yalan söyledin Nigar? İbrahim'in mezarının nerede olduğunu biliyorsun ama söylemedin. Benden mazenin intikamını mı alıyorsun? Ayşe Sultanım, intikam benim ne haddime? O halde söyle. Nerede? Sultanım, daha evvel de söylediğim gibi. Ben bilmiyorum. Keşke bilsem. Hiç değilse dua okur toprağına su dökerdim. Böyle bir mevzuda yalan söyleyecek değilsin elbet. Eğer başka bir diyeceğin yoksa çekilebilirsin. Ağlar. Nigar Hatun'u takip edin. Ne yapıyor, nereye gidiyor? Attığı her adımı bilmek istiyorum. Emredersiniz sultanım.
Gel. Şehzadem. Hünkârımızdan haber yok mu hala? Ordu geri dönüş yolunda. Edirne'ye varmışlar. Birkaç güne payitahtta olurlar şehzadem. Hayrola, bir mesele mi var? İzmir açıklarında bir Osmanlı ticaret gemisi daha kaçırılmış. Cristóvão de Gama adlı bir portakal korsanının adı geçiyor. Bu kaçıncı hadise Tarsıcalı? Kimdir bu Cristóvão? Nereden, kimden alır bu cesareti? Meşhur portakal korsanı Vasco de Gama'nın oğlu şehzadem. Kaputan Paşa'nın yokluğunu fırsat bildi kafir. Böyle olmaz. Derhal bir çare bulmak lazım. Ayşe Hatun, ne yapıyorsun sen burada? Sultanımızın kıyafetleri gelmişti terziden. Ben de onları hazırlayıp içeri götürecektim. Geçen gece şehzademizin eğlencesine katılmışsın. Sultanımız öyle münasip gördüler, ben de katıldım. Kimi kandırıyorsun sen? Kendi kafana göre hazırlanıp gitmişsin. Ben şunları götüreyim. Kendine fazla güvenme Rümeysa Hatun. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Sanma ki buna izin vereceğim. Nerede durman gerektiğini ve yerini bileceksin. Anladın mı beni? Sakın daha fazlası için ümitlenme. Gözüm üzerinde, ona göre. Merak etme Ayşe Hatun. Ben ne yapacağımı, nerede duracağımı iyi bilirim. Sen divan heyetine haber ver. Bu mevzunun divanda tartışılmasını istiyorum. Emredersiniz şehzadem. Gel. Şehzadem. Validem, hoş geldiniz. Şehzadem, başka bir emriniz yoksa? Çekilebilirsin. Sen hazırlıklarla meşgul ol. Emredersiniz, sultanım. Hayırdır inşallah. Bir ticaret gemimiz daha korsanlar tarafından kaçırılmış. Hadiselerin artışı beni ziyadesiyle endişelendiriyor. Bir şeyler yapmak lazım. Oğlum, aslanım. Bu mevzu Hızır Hayrettin Paşa'yı alakadar eder. Seferde bittiğine göre kendisi icap edeni yapar. Vaziyetle alakalı malumat göndereceğim elbette. Lakin bir an evvel müdahale etmek lazım. Sen vaziyeti bildir kâfi. Zaten bu tersane meselesi beni ziyadesiyle tedirgin ediyor. Validem. Siz haremle meşgul olun. Zinhar devlet işlerime karışmayın. Ne yapacaksın Mustafa? Kadırgaya binip korsanla mı savaşacaksın? Olacak şey mi bu? Bir şehzadenin yalnız başına deryaya çıktığı nerede görülmüş? Bilmez misin ki habersiz kayığa binmen dahi yasak. Babanı sana karşı zehirlemeye çalışan onca yılan var ki. Nasıl aklından geçer bunlar? Usuller, kaideler, neyse o. Anladın mı beni? Zinhar kaidelerden, taammüllerden şaşma. Buyurun sultan.
sultanım. Geleceğinizden haberim yoktu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Rüstem Paşa. Fahriye sen burada kal. Emredersiniz sultanım. Hayrola Hatun? Nedir mesele? Hürrem geldi nihayet. Yol boyunca düşünme fırsatı oldu. Söyleyeceği her lafı hesap etmiştir. Her şeyi inkar edip size itham edecek. Neyle itham edebilir ki beni? Bütün deliller aleyhine. Her şey bir yana. Bize saldırmakla büyük hata etti. Sizin de istediğiniz bu değil miydi? Evet. Evrağı almak için saldıracağından emindim. Beni de bu yüzden çağırdınız zaten. Öyle değil mi? Hadiseye şahit olmam için. Benden Hürrem'i alan şahit mi istediniz? Ben de yapıyorum. Süleym. Benim canımın sultanı. Nihayet döndü. Seni dünya gözüyle bir kez daha görmek nasip oldu ya. Ölsem de gam yemem. Evvela halletmemiz icap eden bir mesele var Hürrem. Şah-ı Huban geldi. Seninle alakalı bazı şeyler anlattı. Giritti ailesine mensup Venedikli bir hatundan borç almışsın. Vaka bizzat mühürlediğin bu evrakta ispatı. Daha da mühimi, kız kardeşimin ve Gülfem Hatun'un yolunu kestirmiş, onlara zulmetmelerini emretmişsin. Doğru mu bu? Konuş Hürrem. Ne demek oluyor bütün bunlar? Derhal izahat ver. Sizin anlayacağınız paşam, vaziyet kötü. Sultanımıza alçakça bir tuzak kuruldu. Bahsettiğin evrak, söylediğin gibi hünkârımızın elindeyse Hürrem Sultan'a yardım etmek güç. Esas mesele yolun kesilmesi paşam. Şah Sultan asıl tuzağı orada kurmuş, haberimiz yok. En başından haber etseydiniz, ben bir hal çaresine bakardım. Lakin olan olmuş. Biz bundan sonrasına bakalım. Ne söylememi istiyorsun Süleyman? Kendimi neden müdafaa edeyim? Sen zaten kararını çoktan vermiş, beni bu çirkin ithamlara layık görmüşsün. Aksini ispat edecek bir diyeceğin varsa söyle diye çağırdım Hürrem. Sefer yüzünden nakit darlığı vardı. Cariyelerin, ağaların, yevmiyelerini bir türlü veremedik. İyice birikti. Ben de Rakel Hatun'dan borç aldım. Ancak ne hikmetse paralar hareme ulaşmadan çalındı.
Kim çaldı? Şah Sultan'ı mı itham edeceksin? Başka kim olabilir? Süleyman. Sen yokken bana saldırdılar. Hatice Sultan'la birlik olup oyun oynadılar. Haremde isyan çıkması için o paraları mahsus çaldılar. Şahuban sana yardım etmek istemiş. Lakin sen gurura kapılıp kabul etmemişsin. Sonra da yevmiyeleri kendi vermek istemiş. Buna da mani olmuşsun. Sırf haremdeki gücümü, itibarımı sarsmak için o para teklif edildi. Ben ki Sultan Süleyman zevçisiyim. Nasıl kabul ederim bunu? Savaşta olduğumuz Doç'un ailesinden borç alıyorsun. Lakin kardeşimden almıyorsun, öyle mi? Süleyman, bana inan kim olduğunu bilmiyordum. Rakel Hatun onu bana tavsiye etti. Bu yüzden itimat ettim. Hatamı kabul ediyorum. Her ne olursa olsun tetkik etmem lazımdı. Ama vaktim yoktu Süleyman. Haremde isyan çıkmasın diye bir an evvel paraları vermek istedim. Parayı bulunca da borcu hemen kapatmak istedim. O parayı nereden buldun? Sana temlik ettiğim çiftlik ve arazileri sattın, öyle değil mi? Süleyman sefer vakti seni bu meselelerle meşgul edemezdim. Bu yüzden kendim halletmek istedim. Süleyman bana tuzak kurdular. O Venedikli Hatun'la işbirliği yapan Şah Sultan'ın ta kendisidir. Hatun evrağı benden aldığı gibi sultanımıza götürmüş. Demek bu yüzden yollarının kesilmesini emrettin. Evrakı ellerinden alırsan senin yaptıklarını ispat edemezlerdi. Hayır. Yalan. Buna sakın inanma. İftira. Zinhar benimle bir alakası yok. Başka kim olabilir Hürrem? Eşkıya olsalar onca mücevheri bırakıp evrakın peşine düşmezlerdi. Ne malum öyle olduğu? Sen sadece Şah Sultan ne anlattıysa onu biliyorsun. Belki eşkıya bile saldırmadı. Süleyman. Benim canımın canı. Sebebi var. Sakın inanma onlara. Sırf bizi ayırmak için mahsus oyun ediyorlar. Ağalar. Hazırlık başlasın, payitahta dönüyoruz. Bana inandı değil. Hepsi bir yalan. Vaktiyle Hatice sırf senden intikam almak için kendini ölesiye dövdürdü. Ve seni itham etti. Şimdi de Şah Sultan aynısını yapıyor. Anladım.
anlaşılan o ki Hatice'me inanmamakla hata etmişim. Süleyman. Sen burada kalıyorsun Hürrem. Hünkârım, validem gelmiş. Validem, ne oldu size? Nedir bu haliniz? İyiyim aslanım. Sizi görünce daha iyi oldum. Hasret kaldım ikinizi de. Şükürler olsun ki sağ salim döndünüz. Şahı babam, Gülfem. Derhal hazırlığınızı yapın, payitahta dönüyoruz. Hünkârım, Hürrem'in geldiğini söylediler. Hürrem burada kalıyor. Sultanım, duydunuz mu? Şükürler olsun Gülfem. Hünkârımızın bu kararı hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Nasıl? Neden bizimle gelmiyorsunuz valide? Bir şey mi oldu? Biraz rahatsızım aslanım. O yüzden. Hasta mısınız? Neyiniz var? Mühim bir şey değil Selim. Ben sadece burada kalmam. Biraz orman havası almam icap ediyor. O halde biz de kalalım sizinle. Daha sonra birlikte döneriz. Hayır, siz hünkârımızla payitahta döneceksiniz. Bir şehzade olarak hünkârımızın yanında olmalısınız. Uzun sürmez. Ben de gelirim zaten. Sonra dönünce hasret gideririz. Sultanım. Hünkârımız şehzadelerimizin gelmesini buyurmuşlar. Hünkârımızı bekletmeyelim. Hı? Validem. Selim aslan. Mehmet kardeşlerin sana emanet. Yerdeki karıncadan sakın onlar. Kimsenin üzmesine, zarar vermesine izin verme. Müsaade etme. Merak etmeyin Validem. Madem böyle bir hadise meydana geldi, vaktiyle haber vermen icap ederdi. Eşkıyanın izini sürer, kime hizmet ettiklerini öğrenirdim. Hünkârımız böyle münasip gördüler. Ayrıca sana malumat verecek değilim. Haddini bil, karşında bir paşa var. Senin kim olduğunu, neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Merak etme. Malkoçoğlu, hazırlıklar tamam mı? Tamam hünkârım. Ne vakit münasip görürseniz yola çıkabiliriz. Hala, gidelim. Lütfü Paşa, sen Şahı Uban ve Gülfem'le birlikte dönersin. Rüstem, sen de şehzadelerimle birlikte bizi takip et. Hünkârım, bağışlayın.
Sizin Hürrem Sultanımızla döneceğinizi sanıyorduk. Hazırlıklar öyle yapıldı. Söylediklerimi duymadı mı paşa? Ne diyorsam onu yap. Emredersiniz hünkârım. Bir geçmiş olsun demek yok mu paşa? Şah Sultanımızın hayatına kastetti hainler. Ben de yeni işittim paşam. Geçmiş olsun. Allah sultanımızı korumuş. Allah sevdiği kullarını korur kollar elbet. Sevmediği münafıkları ise cehennem ateşlerinde kül eyler. Sultanımıza bu hakareti kimler reva gördüyse layığını bulacak inşallah. Amin. Amin. Vaziyeti Rüstem'e anlat. Derhal bulsun o Venedikli Hatun'u. Etraflıca anlattım meseleyi sultanım. Yerin dibine girse bulup çıkarır Hatun'u. Bulur da bir işe yarar mı artık? Aralarındaki ittifakı ispat edersek en azından hünkârımız Şah Sultan'ın sandığı gibi masum olmadığını anlar. Çık dışarı Hatun. Hürrem. Sultanım veda etmeye geldiyseniz zahmet etmeyin. Ayrılığımız kısa sürecek. Nihayet yaptıklarının bedelini ödeme vaktin geldi Hürrem. Bu daha hiçbir şey. Çilen henüz başlıyor. Sultanım ben sizin gibi gül bahçelerinden gelmiyorum. Yaşadıklarımın, gördüklerimin, çektiğim acıların, çilenin yarasına maruz kalsaydınız ayakta bile duramazdınız. Senin nereden geldiğini herkesin malumu. Rutenyalı bir Rus kölesin. Neydi asıl adın? Alexandra Larossa. Benim adım Hürrem Sultanım. Hürrem Sultan. Sultan Süleyman'ın nikahlı karısıyım. 5 evladının anasıyım. Bu kadar kolay değil beni yerimden etmek. Sen de benim kadar iyi biliyorsun ki Hürrem zamanı senin aleyhine işleyecek. Burada hünkârımızdan uzakta ne yapabilirsin ki? Unutma ki gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş. Benim sarayımda, tahtımda hünkârımızın gönlünde. Hiç kimsenin hünkârımızın bile kuvveti yetmez beni oradan söküp atmaya. Hürrem. Rüya bitti. Uyan artık. Hünkârımızın cennetinden kovuldun. Artık cehennemdesin. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi.
Demek Hürrem sürgün edildi. Yüzünün halini görecektin. Gözlerinde korku vardı. İlk kez onu böyle çaresiz gördüm. Beter olsun. O saraya geldiğinden beri başımızdan felaket eksik olmadı. İnşallah bir daha dönmez. Amin. Amin de hünkârımız bu kararı nasıl verdi hayret ettim. Onu şüpheye düşürecek hiçbir hata yapmadım çünkü. Rüstem Paşa da geldiğinde bir hayli sıkıntılıydı. Kolu kanadı kırılmış gibi hiç sesi çıkmadı. Sıranın kendisine geleceğini biliyor çünkü. Hürrem'le birlik olup bizi karşısına almanın cezasını çekecek. Rüstem Paşa'ya rüzgar nereden eserse oraya döner. Ancak evvela Hürrem Sultan'ı kurtarmaya çalışacaktır. Hürrem'i kimse kurtaramaz artık. Canı fena yandı. Ama bu yetmez. Başını kaldırmasına müsaade etmeyeceğiz. Zinhar hünkârımıza ulaşamayacak. Yalanla, oyunla hünkârımızı kandırmasına, kalbini yumuşatmasına mani olacağız. Zafer şenlikleri devam ediyor. İstersen gidip birlikte seyrederiz. Validem yokken şenliği baba. Bir türlü anlamıyorum. Önce validemi Edirne'ye çağırdınız. Sonra onu orada yalnız bırakıp döndünüz. Kardeşlerim rahatsız olduğunu söylediler. Ama ben iyi olduğunu biliyorum. Neyin cezası bu? Sen bunları düşünme Mihrim'a. Bu validenle benim aramda bir mevzu. Öyleyse müsaade edin. Ben de validemin yanına gideyim. Onun orada yalnız kalmasına sizin gönlünüz razı olabilir. Ama benim asla böyle... Hiç kimse bir yere gitmiyor Mihrim'a. Dairene dön. Hiç değilse sebebini... Sana dairene dön dedim. Sultanım. Vali Bey, sizi gördüğüm iyi oldu. Hünkârımız bir şey söylemedi. Ama siz mutlaka biliyorsunuzdur. Validem nasıl? Merak buyurmayın sultanım. Kendilerinin saati gayet iyi. Neden birlikte dönmediniz? Hünkârımız böyle münasip gördüler. Peki ama neden? Hünkârımız niye böyle bir karar alsın ki? Sultanım bağışlayın. Fakat bu meseleyle alakalı bir malumatım yok. Üzülmeyin. Gönlünüzü ferah tutun sultanımız. Mutlaka döneceklerdir. Sağ olun Vali Bey. Eğer validemle alakalı bir haber alırsanız bilmek isterim. Evet. Gözün Rüstem'in üzerinde olsun Nigar. Hürrem mutlaka talimat vermiştir. Signora Porcia'nın peşindeler sultanım. Ancak ulaşmaları mümkün değil. Biz yine de tedbirli olalım. Mercan Ağa has odada kuş uçurmayacak. Hürrem bizden habersiz adım atamaz. Zekanız karşısında hayranlıkla eğiliyorum sultanım. Başka bir söyleyeceğin yoksa çekilebiliriz. Sultanım, bir husus daha var ama nasıl söylesem... Vallahi geceleri uyku uyuyamaz oldum. Ağzında geveleme de söyle hatun. Hatice Sultanımıza gelen bir hatun var. Siz de biliyorsunuz. Dua okuyup rüyasında istihareye yatmalarını salık vermiş. Nereden icap etmiş bu? Merhum paşanın mezarını bulmak için. Rüyasında mezar başında beni görmüşler. Kaçtır sorgu sual ediyorlar mezarın yerini söylemem için. Söylemedin inşallah. Söyler miyim hiç? Ancak peşime bir ağa taktılar. Mütemadiyen takip ediliyorum. Allah'ım sen sabır ver. Nigar, zinhar mezara gitmek yok. Sultanım, vicdanım el vermiyor.
Sultanımız böyle acı çekerken yalan söylemek doğru mu? Belki de bilmeleri daha hayırlı olur. Yasları biter, huzura kavuşurlar. Paşanın koynuna girerken neredeydi vicdanı? Öğrenirse ilk işi mezarı türbeye çevirmek olur. Hünkârımız da öğrenir. Al başına belayı. Zaten yakında evlenecek. Mezar ortaya çıkarsa asla razı edemeyiz onu. Venedikli hatun bir yana, Yahudi Rakel de kayıp. Bir hatunu tutamadınız elinizde. Vallahi ben de şimdi sizden duyuyorum paşam. Malumunuz sultanımız aniden gidince ben de haremden ayrılamadım. Nasıl olmuş peki, onca muhafız vardı başında? Ben gittiğimde kimse yoktu yanında. Ne muhafızlar ne de hatun. Belli ki Şah Sultan her şeyi düşünmüş. İki hatunu da kaçırdık elimizden. Ne yapacağız şimdi? Sakin ol. Şah Sultan masum olmadığını ispat etmek için elbet bir yol bulacağım. Müsaadenizle paşam. Paşa Hazretleri. Söyle Mercan'a. Şah Sultanımız sizinle görüşmek istiyorlar. Gel. Sultanım. Ne oldu söyle. Yemeğinizi nereye hazırlasınlar diye sormak için gelmiştim sultanım. Fahriye benim canımdan can aldılar ve sen yemek diyorsun. Sultanım. Elbet bir gün geri döneceksiniz. O gün geldiğinde gücünüz, kuvvetiniz yerinde olmalı. Ya dönemezsin Fahriye? Ya aşkımı, evlatlarımı bir kez daha görmek nasip olmasa? Çıkarın bu ihtimali aklınızdan sultanım. Zira bu mümkün değil. Fahriye gözlerini gördüm. Bana her daim aşkla bakan o gözler değildi sanki. Oysa beni ayakta tutan tek şey bu. Eğer onu kaybedersem... yaşamışım. Geri dönmüşüm, ne kıymeti var. Onca yıl yanan ateş... bir anda sönmez sultan. Emin olun yokluğunuz kor gibi düşecektir hünkârımızın kalbine. Mustafa Paşa nerede? Hünkârım, paşamız illet bir hastalığın pençesine düşmüş. Nedir bu hastalık Hoca Çelebi? Damla hastalığı hünkârım. Ayakları şiş içinde. Ağrılardan yataktan kalkamadı. İstirahat ediyorlar hünkârım. Hekimler ne diyor? Ellerinden geleni yapıyorlar. Lakin paşamızın hali hal değil hünkârım. Ayas Paşa, hususi hekimin Moşe Haman'a haber gönderin. Mustafa Paşa'yı bir de o muayene etsin. Emredersiniz hünkârım.
Sultanım, beni görmek istemişsiniz. Rüstem Paşa. İşittiğime göre keder içindeymişsin. Büyük bir sadakatle bağlı olduğun Hürrem Sultan'ın akıbeti malum. Ben bütün sultanlarımıza sadakatle bağlıyımdır sultanım. Lafı uzatmaya lüzum yok paşa. Hürrem Sultan'ı düştüğü vaziyetten kurtarmak için canı gönülden çaba harcadığını biliyorum. Dediğim gibi sultanım ben. Mazide ne olduysa oldu. Ben bir sultan olarak her şeyi unutmaya hazırım. Lütfedersin sultanım. Ancak Hürrem Sultan'ı hayatından çıkaracaksın. Hünkârımızın yaptığı gibi. Hürrem için artık çok geç. Onun için hiçbir şey yapamazsın. O yüzden kiminle yürüyeceğini seçmen lazım. Ki bu hayati bir karar olacak. Hristiyan alemi karıştı hünkârım. Kral Şalken kaybedilen savaştan Fransuva'yı mesul tutuyor. Papa da aynı görüşte. Malum Haçlı donanmasına destek vermediler. Fransuva'nın aklı başına geldi lakin beyhude. Kendisini defalarca ikaz ettik. Ahitnamelerin süresi dolunca ticari imtiyazlar yenilenmeyecek. Hünkârım, Venedik elçisi kapılarda bekler oldu. Belli ki sulh yolu arıyorlar. Daha çok beklerler Paşa Hazretleri. Venediklü taifesi dostluğumuzu bir kez kaybetti. Lütfi Paşa'nın hakkı var. Zinhar görüşme olmayacak. Tüccarlarına da aman vermeyin. Hadım Süleyman Paşa'dan bir haber var mı? Zannediyorum Mısır'a ulaşmıştır hünkârım. Hayırlı haberleriyle sevincimize sevinç kattı. Âlâ. Derhal kendisine haber gönderin. Münasip bir vakitte gelsin. Bizzat tebrik etmek isterim. Hünkârım, bir hususu arz etmek isterim. Malumunuz üzere Hürrem Sultan'ın külliyesiyle meşgulüm. Bir hayli yol kat ettik hünkârım. Temeller atılmak üzere. Acaba ne vakit teşrif buyurursunuz? Daha sonra Hoca Çelebi, daha sonra. Hazır herkes buradayken herkes bilsin, duysun ki kubbe vezirim Hüsrev Paşa'nın kardeşim, kıymetlim Hatice Sultan'la izdivacına karar verdi. Perşembe günü nikahları var. Hayırlara vesile olsun. Hünkârım. Hürrem Sultan sürgün edilmiş diyorlar. Bir daha dönmeyecekmiş. O yüzden mi gözükmüyorlar hiç? Haremi artık Afife Hatun yönetecekmiş. Kızlar, kaç defa dedim size ayak altında dolaşmayın. Afife Hatun, Hürrem Sultanımız neredeler? Gelmeyecekler mi? Sana ne hatun? İşine bak sen. Perşembe günü Hatice Sultanımızın düğünü var. Vaktimiz yok. Bir an evvel hazırlık yapmamız lazım. Hadi, oyalanmayın. Allah Allah. Bu düğün nereden çıktı ağam? Önümüz bahar. Neden acele ediyorlar bu kadar anlamadım ki. Vallahi ben de öyle dedim hünkârımıza. Maazallah Şeker abize kızmazsın dedim. Melun. Yahu ne üzüyorsun kendini? Koskoca sultanın derdi tasası sana mı düştü? Sen işine bak. Doğru söylüyorsun.
Herkes işini yaparsa bu saray cennet olur. Ama yok, laf dinlemezseniz, hileye, hainliğe devam ederseniz cehenneme çevirmesini de biliriz evvelallah. Mercan Efendi. Hu Mercan Efendi. Unutma ki bu haremin ağası benim. Senin hükmün altın yolun öteki tarafında geçer. Haydi yallah. Bak. Senin yerinde olsam benimle daha iyi geçinirim. Zira senin devrin bitti artık. Bugün varsın, yarın yok. Sen kim oluyorsun da beni tehdit ediyorsun? Hele bir yap, hele bir göreyim, hele bir dene. Şeker Ağa. Hünkârımız arzdan döndü. Yemeklerini hazırlarsın. Bu arada Mustafa Paşa hasta olmuş. Durumu vahimmiş. Allah Allah. Geçmiş olsun. Nesi varmış? Paşam. Dur paşa dur. Ne yapıyorsun? Geçmiş olsun. Nedir vaziyeti? Damla denilen İllet Paşa Hazretleri. Ne yaptıysak fayda etmedi. Müsaade edin. Bir de ben bakayım. Boşa Efendi hünkârımız yolladı. Merak etmeyin. Derman olacaktır. İyice tetkik et. Saatine kavuştur paşayı. Elimden geleni yaparım. Ardit şurubu hazırlayın. Şişliklere esirgen yaprağı bağlayalım. Bir şey öğrenebildin mi? Hayır. Kimse bir şey anlatmıyor. Ancak validemiz hasta değil. Beylik sürgün edilmiş. Ne diyorsun sen Mihrim Ağa? Nasıl olur bu? Bilmiyorum. Kesin tuzak kurmuşlardır. Daha önce de yaptılar biliyorsun. Hatice Sultan. Sadece o değil. Şah Sultan da var. Bir şekilde validemizin geri dönmesini sağlamamız gerekiyor. Acele etme. Hünkârımızla konuşmak mümkün değil şimdi. Birazcık vakit geçsin. İcap ederse bizzat ben giderim validemin yanına. Alıştın sen saraydan kaçmaya. Kes sesini. Başlamayın yine. Sizin hünkârımızın yanından ayrılmanız yasak. Ancak ben gidebilirim. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç. Sohbet ediyorduk öyle. Annem niye gelmiyor? Gelecek Aslan Şehzade. Gelecek. Biliyorum hiç istemiyorsun bu evliliği.
Lakin bir düşün. Başka çaren yok. Hünkârımız ilan etti bir kere. Kim mani olabilir buna? Ben. Aklından geçeni biliyorum. Lakin bunu yapamazsın. Bilhassa Hürrem hala nefes alırken. Onun acı içinde kıvranıp can verdiğini görmeden ölüm yok bana diyordun. Unuttun mu? Her şeyden beter. Ölümden de beter. İbrahim'in hatırasını asla ihanet etme. Aklını kullan Hatice. Hüsrev Paşa kubbe veziri, istikbali parlak, güçlü bir paşa. Onun hünkârımızın yakınlarında olması bizim yararımıza olacaktır. Anlamıyorsun değil mi? Ben artık hiç kimsenin kadını olamam. Olmam. Olmayacaksın zaten. Sen istemediğin sürece hiç kimse sana dokunamaz. Hüsrev Paşa ile olan evliliğin sadece kağıt üstünde olacak. Sana söz veriyorum. Aynı çatı altında bile yaşamayacaksınız. Sen yine bizim yanımızda yaşamaya devam edeceksin. Nasıl olur bu? Hünkârımız dede. Hüsrev Paşa. Hünkârımız nereden bilecek? Hüsrev Paşa'ya gelince kullarımızın haddine mi düşmüş söz hakkı? Bir sultanla evleniyor, daha ne olsun? Hünkârımıza söyleyecektir. Sen orasını bana bırak. Yeter ki hünkârımızla aranı bozma. Eğer sadece beni ikna etmek için söylüyorsan. Hayır. Evladımın üzerine yemin ederim Hatice. Sen istemediğin müddetçe bu izdivaç asla hakiki olmayacak. Paşa Hazretleri. Olivia. Nasılsın? İyice alıştın mı buralara? Bir eksiğin yediğin derdin var mı? Dert yok Pasam. Ben çok mesut burada. Tanrı sizden razı olsun. Oh. Hoş geldin paşam. Şarap getir hatun. Yeterince içmişsin zaten. Keyfin yerinde diyeceğim ama vaziyet malum. Oysaki ne hayaller kuruyordun. Ne diyorsun sen hatun? Mihrimah Sultanı diyorum. Sen neyin peşindesin hatun? Bu hayattaki gayen ne senin? Ha? Maktul İbrahim Paşa'nın intikamını almak sana mı düştü? Ben sadece hayatta kalmaya çalışıyorum. Tıpkı senin gibi. Hürrem Sultan'ın sonu geldi. Kaybeden tarafta olmak istemiyorsan yolunu değiştirmeye mecbursun. Benim yolum belli hatun. Bu yola çıktım da kimse yoktu yanımda. O günden beri de yalnız yürüyorum. Baba. Cihangir'im.
Hünkârım bağışlayın. Mani olamadım. Aslan parçam nasılsın? Validen niye gelmiyor baba? Neden orada kaldı? Sen çok mu özledin validen? Benim yüce padişahım. Yedi iklimim. Nefesim, sabahım, gecem. Akan kanın sebebi cennettim. Baharım, sevincim hünkâr. Vallahi değil bu saray, bu dünya bana mezar olmuştur. Gözüm yoktur ki göreyim. Kulağım yoktur ki işiteyim. Dilim yoktur ki konuşayım. Boş odalarda oradan oraya savrulmak yerine dizinizin dibinde zincire vurulmuş olmayı yeğlerim. O nurlu yüzünüz, deniz mavisi gözlerinizi bir kez daha görebilmek için bu aciz kulunuz Hürrem'in bir canı ne ki? Bin olsa hepsini feda ederim. Sizden uzakta, nefesinizden, kudretinizden uzakta yaşamak sizi böylesine seven bir zavallı için ağır bir cezadır. Lakin hükmü verin, kılıcı çekin siz olunca bilin ki boynum kilden incedir hünkâr. Size şefaat için yalvarıyorum. Bir kusur için beni unutmayın. Yüce gönlünüzden çıkarmayın. Ne olur. Hatice'yi güç bela ikna ettim paşa. Lakin sizin de Hüsrev Paşa ile konuşmamız icap ediyor. Nikahtan sonra Hatice yine burada yaşayacak. Olmaz sultanım. Neuzubillah olmaz. Ben nasıl derim? Yakışık almaz. Hatice'yi başka türlü ikna edemedim. Hele bir evlensinler, sonra bir çaresini buluruz. O vakte kadar paşa sabırla bekleyecek. Vaziyet olur ki Hatice sultanımızın izdivacı da bizimkini aratmayacak. Maşallah. Ne demek bu paşa? Şikayetçi misiniz yoksa? Gökteki kuşlara, yerdeki karıncalara şikayet etsem, acırlar halime de hakkımı teslim ederler. Vallahi ve billahi. Yıllardır bizim vaziyetimiz bu. Bilhassa payitahta geldiğimiz günden beri iyice uzaklaştınız benden. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Arif olmaya lüzum yok sultanım. Vaziyet ortada. Hayırlı akşamlar. Gel. Hünkârım, Rüstem Paşa geldiler. Alın içeri. Hünkârım, bağışlayın lakin mühim bir mevzu bu. Sizinle bizzat görüşmek istedim. Söyle paşa. Teke Sancağı'ndan haber geldi hünkârım. Biz seferdeyken Alanya tersanesi ihya edilmiş. Bugün yarın faaliyete geçer dediler. Sen ne dediğinin farkında mısın paşa? Kimin haddine düşmüş benim müsaadem olmadan tersane ihya etmek? Her kimse bu gafi söyle derhal vereyim cezasını. Şehzade Mustafa Hazretleri hünkârım. Şehzademiz mutlaka lüzum görmüşlerdir. Ancak sebebi hakkında bir malumat yok. Gel. Şehzadem, Manisa eşrafından Şeyh Hasan Efendi geldi. Sizinle görüşmek için bir hayli ısrar etti.
Alın içeri. Şehzade Hazretleri. Ocağınıza düştüm. Bana yardım edin. Hayırdır Hasan Efendi? Nedir bu haliniz? Kafir korsanlar bir gemi kaçırmış. Hadiselerden haberim var. Korsanı yakalayacağız elbet. Oğlum şehzadem. Oğlum Hüseyin de o gemideydi. Korsanlar haber etmiş. Evladımın canı karşılığında 3000 altın istiyorlar. O kadar altını bulmam mümkün değil şehzadem. Allah rızası için bir çare bulun. Evladımı kurtarın. Sultanım. Zencefil ve Gülyan'dan size bir merhem hazırladım. Gece yatmadan önce süreriz, ağrınız kalmaz. İyi olur Rümeysa. Uykularım kaçtı iyice. Sultanım. Ne oldu Fidan? Payitahttan bir ulak geldi. Şah Sultanımız yazmış. Söylediğine göre Hürrem hünkârımız tarafından Edirne'ye sürgün edilmiş. Gözümüz aydın sultanım. Derhal mutfağa haber verin. Lokmalar dökülsün, şerbetler dağıtılsın. Allah'ım sana şükürler olsun. Dualarımı kabul ettin. Merak etme Hasan Efendi. Oğlunu sağ salim göndereceğiz evine. Allah sizden razı olsun şehzadem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Alanya tersanesinden iki kadırgayı İzmir limanına göndersinler. Bu işi bizzat halledeceğim. Şehzadem, bunun doğru bir karar olduğuna emin misiniz? Bu kaçıncı hadise Taşlıcalı? Hep aynı korsan. Akdeniz'i onun pis varlığından temizlemenin vakti geldi de geçiyor. Kapıdan Paşa, bu tersane ihyasından senin haberin var mıydı? Haşa hünkârım. Ben de az evvel sizden öğrendim. Sen ki Osmanlı donanmasının başındaki yegane paşasın. Senden habersiz kim tersane ihya edip kadırga inşa eder? Hünkârım malumunuz seferden yeni döndük. Vaziyeti bilmem pek mümkün değil. Hangi kendini bilmez bey yaptıysa derhal müdahale ederim. Esas vahiyim olan da bu. Mustafa. Şehzade Mustafa vermiş bu emri. Onu bilhassa ikaz ettim. Benden habersiz hiçbir şey yapmayacaksın dedim. Lakin o beni dinlemeyip böyle bir işe kalkıştı. Bu ne demektir paşa? Maksadı ne? Şehzadem kendine donanma mı inşa eder? Kötü bir niyetleri olduğunu ihtimal vermem hünkârım. Ancak mesele neyse bizzat gidip kendim öğrenirim. Tabii eğer müsaade buyurursanız. Sultanım, arzunuz üzerine Rüstem Paşa ile konuştum. Anlaşılan o ki doğru bildiği yoldan şaşmayacak. Kendi bilirini ger. Bizi ikaz edelim de. Beni de alenen tehdit etti. Fırsatını bulur bulmaz boşayacak. Zira Mihrimah Sultanımızla alakalı hayalleri var. Ne demek bu? Rüstem'in Mihrimah'la ne hayali olur? Mihrimah Sultanımıza karşı kuvvetli hisler besliyor sultanım. Bunu daha evvel de ima etmişti. Ben her şeyin farkındayım. Onun haddine mi düşmüş hünkârımızın kızıyla evlenmek? Bu bir hayal ama olmayacak bir şey değil sultanım. Bilhassa Hürrem Sultan da isterse. Malum divana girmesi için her şeyi yapar. Bu evlilik olursa Rüstem muazzam bir güç kazanır. Öyle bir yükselir ki onu indirmek mümkün olmaz. Gel Mercan.
Sultanım. Hatice Sultanımız ve Hüsrev Paşa'nın nikahları için hazırlıklarımız tamam. Allah'ın izniyle yarın nikah kıyılacak. Akşamında da sarayda eğlence tertip edildi. Âlâ. Nigar, bu meseleyi düğünden sonra konuşalım. Zira hakkım var. Her ihtimali düşünmemiz lazım. Mihrimah. Benim güzel yeğenim nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Sayenizde validem evlatlarından ayrı sürgün hayatı yaşıyor. Hadi senin iç yüzünü bilseydin böyle söylemezdin. Kendinizi boşa yormayın. Size itimadım yok. Belli ki valideme oyun oynadınız. İnşallah Cihangir'in gözyaşlarına değmiştir. Ben böyle olsun istemezdim Mehriman. Rahat olun sultanım. Keyfinize bakın. Validem dönene kadar gülün, eğlenin. Zira o döndüğünde yüzünüz gülmeyecek. Hatun, hoş geldin. Sefa kademler getirdim. İşte beklediğiniz gün geldi çattı sultanım. Hani hayaliyle yanıp tutuştuğunuz gün. Sultan Süleyman'ın karındaşı Hatice Sultan'la olan nikahınızı kıydım İbrahim Paşa. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Hep yanınızda olacağım. Siz de biliniz ki beraber aynı yastığa baş koyacağımız geceye kadar nefes almayacağım. Sultanım, sizi bekliyorlar. Nasıl bir kader Gülfem? Hayatım bir kabustan ibaret sanki. Vaktiyle istemediğiniz biriyle nişanladılar sizi. O gün de acı çekiyordunuz. Ama sonra kader karşınıza İbrahim Paşa'yı çıkardı. Hiç kimseye nasip olmayan büyük bir aşk yaşadınız. Hem de hiç umudunuz yokken. Demem o ki, bu kabus da bitecek sultanım. Bu kar, kış, kıyamet bitecek. İnanın bana, bahar gelecek. Tekrar gülecek yüzünüz. Günlerde kullanmak nasip etsin. Hüsrev Paşa.
yüce gönlünüzle lütfettiniz hünkârım. Her daim taşımaktan şeref duyarım. Hatice benim kıymetimdir. Yüce Rabbimden tek dileğim sizin sıhhat ve huzur içerisinde yaşamanızdır. Hayırlara vesile olsun. Amin. Sultanımızı mesut etmek için bu canımı feda etmeye razıyım hünkârım. Bursa'daki günlerin nasıl geçti evlat ha? İnşallah söylediğin gibi adam olmuşsundur. Merak buyurmayın baba. Bundan sonra size layık bir evlat olacağım. Hadi inşallah. Yüzümü kara çıkar bu kez. Zira sana hiç itimadım kalmadı. Hatice Sultan Hazretleri! Hatice. Senin istifacınıza karar verdim. Bu bir rüya değil mi? Eğer öyleyse hiç uyanmak istemem. Alın götürün beni vaat ettiğiniz cennetinize. Anneciğim, çok güzel olmuşsun. Rüya. Osman. Ayas Paşa. Mustafa Paşa'nın vaziyeti nedir? Saatinde bir gelişme var mı? Maalesef hünkârım. Vaziyeti aynı. Moşe Efendi de çaresiz kaldı. Bu sabah ziyaret ettim kendisini hünkârım. Gözünü dahi açamıyor. Maalesef hastalık epey ilerlemiş. Mustafa Paşa'ya üzülmemek elde değil. Kendisi uzun yıllar büyük hizmetlerde bulunmuş iyi bir devlet adamı. Yüce Rabbim şifa verir inşallah. İnşallah. Ayas Paşa, Moşer Efendi'ye söyle bilahare gelsin. Bana vaziyetle ilgili teferruatlı bir izahat versin. Allah her şeyden evvel sıhhat nasip etsin biz kullarına hünkârım. Amin Hoca Çelebi, amin. Gözün aydın. Evladın gelmiş Bursa'dan. Evet hünkârım. Kendisi Bursa'da Abdurrahman Efendi'den kelam dersleri almakta. Âlâ. Ahmet Çelebi. Payitahta senin gibi âli müderrislere ihtiyaç var. Siz yüce hünkârımıza bir nebze bile layık olabilirsem ne âlâ? Sultanım. Afiyettesinizdir inşallah. Sağ ol Zeynep Hatun. Sen nasılsın? Sağlığınıza duacıyım. Hürrem Sultanımız düğüne niye katılmadılar? Bir sıkıntıları yoktur inşallah. Valide Medine'de Zeynep Hatun. Bir müddet istirahat edip dönecek. Validene çok üzüldüm. İnşallah geri döner. Hiç şüphen olmasın. Yakında bir düğün daha olacak Mihrim'a. Vali Bey ile benim düğünüm. En yakın dostum olarak teşrif edersen çok memnun olurum. Esma, git başımdan. Belanı arama. Hayrola? Kimden geliyor o mektup?
Hürrem Sultanımızdan Mercan Ağa. Hünkârımıza teslim etmemi istediler. Ben teslim ederim. Sen işine bak. Gel. Sultanım. Rüstem Paşa haber yollamışlar. Rakel Hatun'u bulamamış gittiğinde. Bizimkilerin ellerinden kaçırılmış. Venedikli Hatun da kayıpmış hala. Hayırlı bir haber versen şaşardım zaten. Hatice Sultan Hüsrev Paşa'yla nikah kıymışlar. Düğünleri varmış bugün. Şah Sultan benim yokluğumu fırsat bilip haremi ve divane ele geçirmek istiyor Fahriye. Bu evlilik de oyunun bir parçası. Kızı Esma'nı da bu uğurda kullanacak. Sonra Lütfi Paşa'yı veziri azam yapacak. Nihai hedefi ise belli. Cesare Mustafa'yı tahta çıkaracak. Tabii eğer ben mani olmasam. Aklınızdaki nedir sultanım? Zannediyorum Lütfi Paşa'nın bazı şeyleri duymasının vakti geldi. Hayırdır Hüsrev Paşa? Nedir canını sıkan? Hatice Sultanımız mı? Ben kendilerine daha evvel izah ettim paşam. Eğer sizin gönlünüz razı değilse bu evliliğe benim de gönlüm razı değil dedim. Ne lüzum var böyle oyunlara, mana veremedim. Hayırlı bir izdivaç olacak bu paşa. Zinhar böyle şeyler düşünüp vaktini bulandırma. Sultanımız için kolay değil. Malumum. Zamanla alışacak. Saadet içinde mesut bir aile olacaksınız. İnşallah. Hünkârımızın kulağına giderse bu vaziyet. Nasıl izah ederiz? İçin rahat olsun paşa. Senin kabahatin yok. Nihayetinde sultanımız böyle buyurdular. Sana ayrılacağız saraydan. Sultanım. Mercan Ağa. Hürrem Sultan. Hünkârımıza mektup yazmış. Demek bu laflarla kandırıyor hünkârımızı. Sultanım. Afife Hatun. Kötü bir haber mi var? Sultanım. Mühim değil. Gelin alayını hazır etsinler. Hatice'min ayakta duracak hali kalmadı. Derhal sultanım. Affe Hatun. Bilmen icap eden bir husus var. Hatice Yenibahçe Sarayı'na gidecek.
Lakin kalabalık dağıldıktan sonra tekrar benim yanıma gelecek. Nasıl olur sultanım? Hatice bu evliliğe nasıl razı geldi sanıyorsun Afiatun? Hem merak etme. Hüsrev Paşa'nın haberi var. Hatice'm ne vakit kendini hazır hissederse o vakit karı koca olacaklar. Gelmişsin Beyzadem. Aylar oldu yüzünü gören cennetlik. İşlerim vardı biraz. İbrahim, kalbim yalnızca sana ait. Bu can, bu ten yalnızca senin. Sana yemin ediyorum, senden başka hiç kimsenin eli elime değmeyecek. Ne işiniz var sizin burada? Bağışlayın sultanım. Niyetim sizi korkutmak değildi. Vaziyeti bildiğinizi sanıyordum. Vaziyet malumum. Zinhar rahatsız olmayın. Ben buraya size bir şey vermek için geldim. Size layık değil lakin... kabul ederseniz memnun olurum. Sultanım, ben buradan hünkârımızın tahsis etmiş oldukları saraya geçeceğim. Bir emriniz, bir arzunuz olursa beni orada bulabilirsiniz. Hüsrev Paşa. Hayırlı geceler. Size de sultan. Kimle geliyorsun? Hayır, 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 h
Paşam, seni götürmek üzere emir aldık. Kapıda onlarca muhafız var. Kim verdi bu emri? Şah Sultan. Şah Sultanımız. Akan sular durur. Gidelim. Sultanım. Sultanım. Rüstem Paşa. Ben de seni bekliyordum. İnşallah sana kaba davranmamışlardır. Hayır sultanım. Bilakis nezaketlerine hayran kaldım. Âlâ. Sana bir teklifim olmuştu paşa. Zannediyorum yeterince düşünmüşsündür. Ben bir teklif almadım sultanım. Zira Hürrem Sultan'ı karşıma alacaksam elime neyin geçeceğini bilmem lazım. Seninle iyi anlaşacağız paşa. Zira cesur ve büyük hayalleri olan insanları severim. Lakin aptallar da cesurdur. Ve onların da büyük ama boş hayalleri olur. Madem ben bir aptalım, neden buradayım? İşittiğime göre Mihrimah'la evlenme hayalleri kuruyormuşsun. Rüstem Paşa'ya da haber yolla. Zinhar bir aksilik istemiyorum. Şah Sultan öğrenmeden Lütfi Paşa'yla temasa geçirmemiz lazım. Sultanım, Rüstem Paşa'ya ne kadar itibar edebiliriz? Zira böyle bir vaziyette Şah Sultan onu avucunun içine alabilir. Sarakat böyle günlerde belli olur Fahriye. Kimin dost, kimin düşman olduğunu zor günlerinde anlarsın. Bu herkes için bir imtihan. Herkes için. Seni anlıyorum paşa. Neticede Mihrimah Sultan'la evlenmeyi kim istemez? Kendisi bir cihan sultanının yegane incisi. Dünyanın en gözde sultanı. Onunla evlenen aynı zamanda muazzam bir gücün sahibi olacak. Haşa sultanım. Aklımın ucundan dahi geçmedi. Geçmesin paşa. Zira bu mümkün değil. Herkes haddini bilmeli. Sen kimsin ki kendini Mihrimah Sultan'a layık görürsün? Bir domuz çobanının oğlu olduğunu unutma. Hünkârımızın damadı olmayı kolay mı zannediyorsun? Üstelik çok güvendiğin Hürrem Sultan da yanında değil. Benden ne istiyorsun sultanım? Malum. Mustafa Paşa çok hasta. Hekimler fazla ömrünün kalmadığını söylüyor. Onun yerine divana girmeni sağlayabilirim. Bu büyük lütfunuz karşısında ne yapmam lazım? Sadık bir neferim olacaksın. Ancak bunu ispatlaman lazım. Benim için birinin canını almanı istiyorum. Kim olduğunu biliyorsun, öyle değil mi? Hürrem Sultan. Seninle anlaşacağımızı söylemiştim. Hürrem'in canını al. Ben de sana istediğin güçlü, zengin ve ihtişamlı hayatı vereyim.
yapıyorsun sen burada? Ayşe Hatun, ben Nergis Şah'la... Seni Nergis Şah'ın çevresinde görmek istemiyorum Hatun. Kötü bir niyetim yoktu. Ağladığını duyunca bakmak istedim. Çık dışarı, gözüm görmesin seni. Nasıl isterseniz. Sakın bir daha içeri almayın onu. Bu kadar mı korkuyorsunuz benden? Şehzadeyi elinizden alacağım değil mi bu öfkeniz? Ne dedin sen? Aa! Sen kimsin de benimle böyle konuşursun? Beni iyi dinle Hatun. Şehzademizden uzak duracaksın. Yoksa seni doğduğuna pişman ederim. Ne oluyor burada? Şehzadem, sultanım. Neden ağlıyorsun Hatun sen? Nergis Yah sultanımızı ihmal etmiş şehzadem. Kendisini ikaz ediyordu. Hatun'dan uzak dur. Yoksa canını fena yakarım seni. Gel. Hünkârım, hekiminiz Moşe Hamon geldiler. Alın içeri. Hünkârım. Moşe Efendi, derhal malumat ver. Mustafa Paşa'nın vaziyeti nedir? Maalesef vaziyeti ağır hünkârım. Ayağında zahmeti varmış. Zahmeti zamanına ziyade olmuş. Hastalık vücudunun başka yerlerini de sarmış. Hareket edemiyor. Aresiz vefat etmeleri için elimden geleni yapıyorum. Hünkârım, bir başka husus daha var. Bu sabah limanda iki kişi ölmüş. Yeniçeri ağası haber verince derhal gittim. Ne demek bu Moşe Efendi? Kimmiş bunlar? Sebep neymiş? İki ırvat hünkârım. Kırım'dan gelen bir yemide çalışıyorlarmış. Maalesef ikisinin de ölüm sebebi veba. Emin misin bundan? Hiç şüphem yok hünkârım. Veba denen bu illet şehre yayılmadan derhal tedbir almak lazım. Bilhassa saraya ulaşmadan müdahale etmek şart. Derhal Ayas Paşa ile konuş, lazım gelen bütün tedbirleri alsın. Emredersiniz hünkârım. Lütfü Paşa'mız neredeymiş, öğrenebildiniz mi? Ayas Paşa'dan müsaade almışlar sultanım. Devlet işleriyle alakalı Silivri'ye gitmişler. Nereden icap etmiş bu? Tamam, sen çekilebilirsin. Nigar'a söyle gelsin. Ben de sizi bekliyordum paşa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sultanım. Doğrusu benimle görüşmek isteğiniz iletilince pek şaşırdım. Afiyettesinizdir inşallah. Bir sultan sürgünde ne kadar afiyette olabilir ki paşa? Hele ki o sultan bense. Hünkârımızın takdiri. Sultanım, meselenin mühim olduğunu belirtmişsiniz. Merak içindeyim. Öyle. Öyle. Hüsrev Paşa hünkârımızın damadı olma şerefine nail olmuş. Hayırlara vesile olur inşallah. Amin. Amin. Hatice Sultan için zor bir vaziyet. Zira zoraki bir evlilik olduğu malumun.
Sadakat yok, aşk yok, hürmet yok. Tıpkı sizinle Şah Sultanımızın evliliği gibi. Sultanım. Size saygım var paşa. Hünkârımız, zekanız ve çalışkanlığınızı her daim takdir ederim. Eminim bir gün Ayas Paşa'dan çok daha kıymetli hizmetleriniz olacaktır bu yüce devlette. Tabii eğer Şah Sultan müsaade ederse. Sultanım, neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Şah Sultan bana tuzak kurdu. Ve sürgün edilmemi sağladı. Artık payitahta olmadığım için hünkârımızın nazarında daha da güçlendi. O sizi kullanıyor paşa. Kendi hayalleri, emelleri için kullanıyor. İşi bitince de sizi de bir kenara atacağından şüpheniz olmasın. Siz neler söylüyorsunuz böyle, sultanım? Lütfi Paşa, Şah Sultan sizi hiçbir zaman sevmedi. Zerre kadar hürmeti yok. Ama siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şey var. Daha doğrusu bir sır. Hatice Sultan, Şah Sultan arasında bir sır. Malum, aslında araları pek iyi değildir. Bunun sebebini biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. İkisi de mazide aynı aşkın pençesine düştüler. İbrahim Paşa. Sultanım, nihayet Rüstem Paşa Edirne'ye doğru yola çıktı. Böyle olacağı belliydi. Rüstem Paşa gibilerinin ciğerini iyi bilirim. Kendi menfaatleri için her yol mübahtır. Haklısınız sultanım. Paşam hoş geldiniz. Sultanım sizi görmek için nicedir bekliyorlar. Sultanımız neredeler? Hünkârımızın odasında karşılayacaklar sizi. Buyurun. Gel. Sultanım. Rüstem Paşa geldiler. Alçeri. Sultanım. Nihayet gelin paşam. İnşallah hayırlı haberle getirmişsindir. Yoksa dönüyor muyum? Beni payitahta götürmeye mi geldin? Maalesef sultanım. Bir müddet daha burada kalacaksınız. Senin neyin var? Hiçbir zaman seni bu kadar tedirgin görmemiştim. Şah Sultanımız benden bir şey istediler sultanım. Öyle mi? Demek yanaştı sana. Mustafa Paşa hasta. Bugün yarın ölür diyorlar. Şah Sultanımız onun yerine divana girmemi sağlayacağını söylediler. Müthiş bir teklif. Merak ediyorum doğrusu. Karşılığında ne istedi? Canınızı istediler. Ne diyorsun sen paşa?
Çok düşündüm sultanım. Önümde iki yol vardı. Ya Şah Sultan'ın istediğini yapacaktım ya da kendi bildiğimi. Ben ikinciyi tercih ettim. Paşa Hazretleri, Hürrem Sultanımızın size bir emri var paşam. Derhal hünkârımızla konuşmanız lazım. Hünkârım, Rüstem Paşa Allah'ın izniyle birkaç gün içinde Diyarbakır'a gidecek. Âlâ, makamını daha fazla boş bırakmasın. Kendisi malumunuz herkesin, bilhassa siz yüce hünkârımızın takdirini kazanmış kıymetli bir paşamız. Genç yaşına rağmen hayli tecrübeli ve aklı başında. Böyle devam ederse istikbali parlak. Hayrola Ayas Paşa? Yoksa Rüstem Paşa'yı Mustafa Paşa yerine divana mı münasip bulursun? Divanda öyle bir paşaya ihtiyacımız var elbet. Fakat benim söyleyeceğim başka bir husus var hünkârım. Neymiş o? Zat-ı şahaneniz Hüsrev Paşa'yı damadınız olmaya layık görüp Hatice Sultanımızla nikahladınız. Usuller icabı lazım gelen hayırlı bir izdivaçtı bu. Haddim olmayarak Rüstem Paşa'yı da kızınız Mihrimah Sultan Hazretleri ile nikahlarsanız bu izdivacın da çok hayırlı olacağı kanaatindeyim hünkârım. Ne diyorsun sen paşa? Benim kızıma Mihrimah Sultan'a mı talip oldun? Doğrudur sultanım. Ayas Paşa bizzat tavsiye ettiler beni. Hünkârımız ne cevap verdi peki? Ayas Paşa henüz bir cevap vermediğini söyledi. Siz bana destek olursanız bu mümkün. Damadınız olma şerefine nail olursam divana girerim. Hünkârımızın en yakını ben olurum. Bu da gücümüze güç katar. Düşmanlarımızı yerle bir edebiliriz. Bundan sonrası sizin takdirinize kalmış sultanım.